11. soru. Mustafa Kemal 7-8 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum Kongresi öncesi istifa ettiği askerlik görevine aşağıdakilerden hangisiyle tekrar geri dönmüştür? A. Düzenli ordunun kurulması. B. TBMM'ye karşı isyanların başlaması. C. Tekalifi milli emirlerin yayınlanması. D. İkinci İnönü Savaşı. E. Başkomutanlık yasasının kabulü. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi öncesi istifa ettiği askerlik görevine 5 Ağustos 1921 tarihinde TBMM'de kabul edilen Başkomutanlık Yasası ile dönmüştür. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı sırasında söylediği hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır sözünü açıklar niteliktedir. A. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. B. Manda ve himaye kabul edilemez. C. Vatanın bir bölgesini değil tamamını kurtarmak esastır. D. İstanbul hükümeti Anadolu'ya hakim değil bağlı olmalıdır ya istiklal ya ölüm. Evet soruda Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı sırasında söylediği sözü açıklayan ifade aranıyor. Şıkları kontrol ettiğimizde Mustafa Kemal hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır sözüyle bir cephenin değil, vatanın savunulacağını ifade etmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız, vatanın bir bölgesini değil tamamını kurtarmak esastır ifadesiyle C seçeneğidir. 13. soru. Katıldığı bir programda Sakarya Savaşı Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü diyen bir tarihçinin cümlesi, Aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa daha doğru olur? A) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. B) Türklerin Batı karşısında 2. Viyana kuşatmasından beri devam eden geri çekilişi ve savunması sona ermiştir. C) İtalyanlar Anadolu'yu tamamen boşaltmışlardır. D) İtilaf devletleri TBMM'ye barış teklifinde bulunmuştur. E) Ankara'nın işgal edilip TBMM'ye Sevre Anlaşması'nın imzalatılması tehlikesi sona ermiştir. Evet sorumuzda bir tarihçinin cümlesinin baş tarafı verilmiş ve sonunu aşağıdaki şıklardan hangisiyle getirirsek daha doğru olur bu isteniyor. Şıkları kontrol ettiğimizde 2. Viyana kuşatmasındaki Başarısızlıktan sonra Türkler Avrupalılar karşısında geri çekilmeye ve savunma savaşları yapmaya başlamışlardır. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Avrupa karşısında yapılan bu son savunma savaşımızın ardından Türk ordusu taarruza geçmiştir. Soru'da bahsedilen dönüm noktası da budur. Dolayısıyla Sorunun cevabı B seçeneğidir. 14. soru. 1 Sakarya Savaşı 2 Mudanya Ateşkes Antlaşması 3 Kars Antlaşması 4 Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A 1 3 4 2 B 3 1 4 2 C 4 2 1 3 D 3 2 4 1 E 1 4 2 3 Verilen olayların meydana geliş tarihlerine göre sıralanması 23 Ağustos 13 Eylül 1921 Sakarya Savaşı birinci sırada. 13 Ekim 1921 Kars Anlaşması ikinci sıradaki olay. 26-30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı üçüncü sıradaki olay. 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşması dördüncü sıradaki olay. Bu sıralamayı şıklardan kontrol ettiğimizde 1 3 4 2 şeklindeki sıralamayı dolayısıyla A seçeneğini doğru cevap olarak görüyoruz. 15. soru. 1 Edirne 2 Eskişehir 3 İzmir Yukarıdaki şehirlerden hangisi Mudanya Ateşkes Anlaşması ile savaş yapılmadan diplomasi yolu ile geri alınmıştır. A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. 1 ve 2 E. 1, 2 ve 3 Mudanya Ateşkes Anlaşması'na göre Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan arasında sınır olarak kabul edilmiştir. Doğu Trakya TBMM hükümetinin yönetimine bırakılmıştır. Böylece Edirne savaş yapılmadan diplomasi yoluyla geri alınmıştır. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı yalnız bir ifadesidir. Cevap A seçeneğidir.